Yardıma bak Allah'ım, Allah'ım. Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Antalya'yı vuran hortum faciasını, dehşet anlarını dün ekrana taşımıştık ana haberde. Bugün o anlara dair başka dehşet görüntüler de geldi. Otomobiller savruldu, ağaçlar köklerinden söküldü, evler seralar yerle bir oldu. Kumluca ve Finike ilçelerinde hasar çok büyük. İki kişi can verdi o felakette, 11'de yaralı var. Bu ağaç devrildi arkadaşlar. Ağaçlar devrildi. Araba kaldı altında. Allah! Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar, bir anda kopan fırtına, deyim yerinde felaketin habercisiydi. Vay 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 vay. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Dev hortum önüne çıkanı yıktı geçti. Allah'ım. Antalya'da denizden oluşan hortum karaya yöneldiğinde kimse bu kadar büyük tahribat yaratacağını tahmin edemezdi. Herkes cep telefonlarıyla o anları kayda almaya başladı. Ancak saniyeler içinde hortumun gücü ortaya çıktı. Ölümcül bir hal alınca Antalyalılar paniğe kapıldı. Evet, yoğun rüzgar ve doludan önümüzü göremiyoruz şu an. O ağaç devrildi arkadaşlar. Ağaçlar devrildi. Araba kaldı altında. Allah! Allah! Arabayı mı denedin? Takla attırmış hortum. 43 yaşından böyle bir şey görmedim. Allah beterinden saklasın. Hortum Finike ve Kumluca'yı vurdu. Araçlar yerinden havalandı. Camları tuzla buz oldu. Ağaçlar kökünden söküldü. Evler, seralar, meyve bahçeleri yerle bir oldu. Hortum bütün arabaları parçalamış. Evin çatısı tamamen uçmuş durumda. Sadece çatısı değil, aynı zamanda ev kullanılmaz hale gelmiş durumda. Evimin üstü yok. Evimin üstünü caminin yanında yola atmış. Caminin minaresi o hortumla birlikte yıkılmış durumda. Hemen etrafta da görüyorsunuz molozlar dağılmış durumda. Alemde şu anda evin hemen kenarına düşmüş durumda. Hortumu gördüm zaten. Kendim saranın başından çıktığım an ağaca sarılım. Yoksa beni de götürecekti. Hortumu görüp bir yere sığınanlar canını zor kurtardı. Aracıyla Ağla Deresi'ne uçan Buse Acar suda kayboldu. 13 kişi de yaralandı. İkisinin durumu ağırdı. Portakal toplarken başına çatı uçan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi ile hortumun meyve bahçesine savurduğu belediye görevlisi Bayram Demir kurtarılamadı. Berivan Karakeçi ve Bayram Demir gözyaşlarıyla toprağa verilirken hortumun yarattığı tahribatla ilgili tespit çalışmalarına başlandı. Seralarda zarar büyüktü. Hortumun en fazla zarar verdiği nokta kuşkusuz seralar oldu. Şu anda bir domates serasında bulunuyoruz. Tabii bu durumda ne yazık ki pazarlara olumsuz olarak yansıyacak. Buranın zararı 300 bin lirayı buluyor. 3500 metrekare alanın. Meyve bahçeleri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şu anda Kumluca'da bulunan bir portakal bahçesindeyiz. Şu anda görüyorsunuz fırtınayla birlikte, hortumla birlikte portakallar ağaçlardan sökülmüş durumda. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesindeydi. Önce zarara uğrayan üreticilerle görüştü. Sonra da hastanedeki yaraları ziyaret etti. Aileni baba biz buradayız baba. Aileni getirdik. Kızlar burada, kızlar var. Babacığım. Kızların seni çok merak etmiş. Ondan da getirdim. Pakdemirli, Antalyalıları sel ve hortum riskinin sürdüğü konusunda uyardı. Bugün yine gece saatlerinde yani 100 kilometrenin üzerinde bir rüzgar bekleniyor ve yarın itibariyle öğleden sonra tekrar bekleniyor. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'la devam edeceğiz. Hortum yüzünden otomobille dereye savrulmuş ve kaybolmuştu. Arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Ama ne yazık ki şu ana kadar kayıp genç kızın izine rastlanabilmiş değil. Fırtınalı ve yağmurlu havada dışarı çıkma demişti. Korktuğu başına geldi. Üniversite öğrencisi Buse Acar otomobiliyle sürüklendiği derede kayboldu. Arama kurtarma ekipleri genç kızı suyun içinde dalgıçlarla, havadan da helikopterle aradı. 20 yaşındaki Buse Acar, annesi Ayla Acar'la birlikte babasının çalıştığı Antalya Kemer Küçük Sanayi Sitesi'ne gitmek için yola çıktı. Onlar yoldayken hava giderek daha da bozdu. Hortum, anne ve kızın içinde olduğu otomobili Ağva Deresi'ne uçurdu.
Anne Ayla Acar çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılmıştı. Arabada olduğundan emin miyim? Buse Acar ortada yoktu. Çevredekiler deredeki otomobilde onu ararken araç bir anda akıntıya kapıldı. Neyse ki facia yaşanmadan azgın suda sürüklenen talihsiz adam kurtarıldı. Bekle, bekle! Çocuk yokmuş, gel ya baba. Bekle, bekle! Kendimi kıyıya atabildim, kurtardım ama keşke çocuğu bulsaydı, keşke çıkartsaydık. 18 kişilik dalgıç ekibi de Buse için seferber oldu. Genç kız kaybolduğu derede didik didik karandı. İnşallah Allah'ın izniyle, yani Allah'tan ülkesin. Gece bir sonuç alınamayınca sabahın ilk ışıklarında çalışmalar tekrar başlatıldı. Buse'nin arama çalışmalarının yapıldığı Ava Deresi'nin akıntısı o kadar yüksek ki az önce bir dalgıç boğulma tehlikesi yaşadı ve diğer arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Dereye gömülen otomobil vinçle çıkartılırken arama ekibi Buse'nin çantasını 100 metre ileride buldu. Arama çalışmaları devam ederken baba Ahmet Acar'ın umutlu bekleyişi sürüyor. Hortum, sağanak, sel, deprem. Doğa bize ne anlatmak istiyor? Hortumlar daha da mı sıklaşacak? ATV Haber bu sorulara yanıt aradı. Araba kaldı altında. Allah! Birazdan ATV Ana Haber'de. Birazdan kulak vereceğiz uzmanlara ve doğa bize ne anlatmak istiyor sorusunun cevabını arayacağız ve alacağız. Ama şimdi siyasetin gündemi var sırada. Başkan Erdoğan bugün aday tanıtım toplantısı için Erzurum'daydı ama ilk mesajları Suriye sınırı boyunca kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgiliydi. Sabrımız sınırsız değil dedi Erdoğan. Eğer güvenli bölgeyi siz oluşturmazsanız biz oluştururuz diye de devam etti. Başkan Erdoğan konuşmasının devamında ise partililere Cumhur İttifakı uyarısında bulundu. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz. Bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle aksi takdirde biz oluşturacağız. Güvenli bölge konusunda bir kez daha uyardı Başkan Erdoğan ve Adana mutabakatı hatırlatması yaptı. Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana mutabakatıyla zaten bunu imza altına aldık. Ve bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Ve bölücü terör örgütünün mensuplarını da bize teslimini gerektiriyor. Başkan güvenli bölge konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgisini de hatırlattı. Sağdaki fiili kontrolünde bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu şimdiden beyan ediyoruz. Suriye halkını güya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Erdoğan Erzurum'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Teşkilatlara Cumhur İttifakı uyarısı yaptı. Cumhur İttifakı olarak en ufak bir tavize, en ufak bir bu noktada fireye tahammülümüz yok. İttifak pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile azami müştereklerimiz var. Diğerlerinin kendi aralarında aslında şerde azami müşterekleri var. Birileri gelecek size sürekli Erzurum'a hizmet getirilmediğini, Erzurum'un ihmal edildiğini söyleyecek. Siz onlara ne diyeceksiniz? Söyleyeyim ben size. Ele değilsen de kardeş, ya ele değilse? Ülkenin geleceği...
Ve darbe tehdidi altındaki Venezuela, hedefteki isim devlet başkanı Nicolas Maduro parlamentoya hitap etti dün gece. Seçilmiş başkan sıfatıyla görevinin başında olduğunu yineledi ve istifa etmeyeceğini de kesin bir dille ilan etti. Maduro'ya yeşil sahalardan da destek var. Kimden? Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Maduro'nun yanındayım dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro son sözü söyledi. Hiçbir şekilde istifa etmeyeceğini ilan etti. Ben gücümü anayasadan alıyorum ve devlet başkanlığından kesinlikle istifa etmiyorum. Halk ve Venezuela ordusunun komuta kademesi Maduro'nun yanında olduğunu duyurdu. Küresel güçler Venezuela'ya uyguladıkları ambargolarla hem ekonomik hem de siyasi kriz çıkardı. Ardından da darbe planı devreye girdi. Bir grup askerin düzenlediği kalkışma kısa sürede bastırıldı. Ama bu kez de Milli Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başını çektiği Amerikan yanlısı muhalefet Maduro yönetimine isyan bayrağı açtı. Sembolik bir yemin töreniyle başkanlığını ilan etti. Venezuela. Kirli plana uluslararası ilk onay darbenin en büyük destekçisi Amerika'dan geldi. Venezuela'nın seçilmiş başkanı Maduro ise Amerikan yönetiminin bu tavrını Amerika'daki tüm diplomatik personelini çekerek yanıtladı. Ülkesindeki konsolosluk görevlisi Amerikalıların da 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu karar parlamentoda ayakta alkışlandı. Diplomático consular de Venezuela hasta el domingo tiene las 72 horas para retirarse de Venezuela. Maduro yönetimine sahip çıkan ülkelerse Türkiye ve Rusya oldu. Venezuela'da böyle bir girişim var. Yine karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız. Çok sayıda ünlü isim de darbeye karşı olduğunu duyurdu. Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona sosyal medya hesabından Maduro'yu her zamankinden daha çok destekliyorum açıklamasını yaptı. Amerika'nın çekilme kararıyla birlikte Suriye'de yeni bir durum oluştu biliyorsunuz ve baş döndürücü gelişmeler yaşandı bu kararın ardından. Özellikle son günlerde hem sahada hem diplomasi masasında ve bu yeni durum sonrası Başkan Erdoğan Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le geçen çarşamba ilk kez yüz yüze görüştü. Biz de bu görüşmenin sahaya yansımalarını askeri strateji uzmanı Abdullah Ağar'a sorduk. Sorularımız bunlar. Tabii sadece bunu değil 1998'de imzalanan Adana mutabakatını 21 yıl sonra neden yeniden konuşmaya başladık ve ard arda gelen provokasyonlara rağmen süreç nasıl ilerleyecek bunları da sorduk. İşte 3 soruda Suriye'deki son durum. Türkiye'nin etkili etmiş olduğu alanları istikrarsızlık eylemleri üretiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı illegaldir. Ve bunu gerekçelendirdi. Sizi dedi ne Suriye rejimi davet etti dedi ne de Birleşmiş Milletler almış olduğu bir karar var dedi. Ama Türkiye'nin oradaki varlığı güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Yani Türkiye'nin oradaki varlığını uluslararası hukuka uygun bir şekilde terörle mücadele kapsamında değerlendirdiğini Sayın Putin ifade etti. Bu çok önemli bir cümleydi. Suriye'nin üniter yapısıyla ilgili Türkiye, Rusya ve Suriye rejimi hemfikir. Ama şu an pazarlık masasında bir rol kapmaya çalışan vekil terör örgütü PKK öyle değil. Şimdi Rusya bunun farkında olduğu için gelecekte de değişik pozisyonlar ortaya çıkabileceğini değerlendirdiği için öncelikli olarak Suriye'nin üniter yapısının parçalanmamasıyla ilgili Adana mutabakatını yani iki devlet arasında yapılan mutabakatı gündeme getiriyor. Bu coğrafyada artık herkes öğrendi. Yine gücü yeten yumurtaların hepsini aynı sepete koymaz. Aynı sepetin içerisinde de farklı yumurtaları koymaz. Şimdi böyle bir gerçek var. Yani burada Türkiye ile müzakereye girmek isteyen, Türkiye ile bir şekilde pazarlık yapmak isteyen Türkiye'nin önüne YPG PKK kartını koyar. Çünkü biliyor ki Türkiye'nin YPG PKK ile ilgili çok önemli bir hassasiyeti var. O hassasiyeti kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda kullanmak ister.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz esnaf ziyareti yapıyordu. Bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Sohbet ettiği bir kadın, yaşlı bir kadın, onun CHP'li olduğunu öğrenince manidar bir tepki gösterdi ve kameralara ilginç bir diyalog yansıdı. Ablacığım iyi günler, nasılsınız? Dua edin bize. Ekrem İmamoğlu benim adım. Büyükşehir Belediye Başkanı kimden adayım. Kimden buldun? İmamoğlu soyadım. Hangi partiden bilmiyorum ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım. Aman. Tayyip. Olsun. Tayyip'in seçimi geldi mi ona oy verirsin, sorun yok. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Şirin Evler'de seçmen ziyaretindeydi. Esnafı gezdi, semt sakinleriyle sohbet etti. Ama beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hangi partiden bilmiyorum ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım. Aman. Tayyip. Yaşlı kadın önce CHP adayını tanımadı ve her şey kimsin diye sormasıyla başladı. Kimden buldun? İmamoğlu soyadım. Hangi partiden bilmiyorum ki. İmamoğlu arkasından gitse de yaşlı kadın oralı olmadı. Tayyip. Olsun. Tayyip'in seçimi geldi mi ona oy verirsin, sorun yok. Peki onu bu kadar kızdıran neydi? Başkan iyi bir partinin arasına gitmediği için. O AK Parti'den son atardık. Kılıçdaroğlu iyi bir insan değil. Yapmıyor. Gidiyor Amerika'ya, gidiyor Rusya'ya. Türkiye'nin sırrını veriyor. Kayserili teyze eski İstanbul'u hatırlattı. Yapılanları unutmak mümkün değil dedi. Halici öyle kokuyordu. Çöpler öyleydi. Çektiğim ancarlarını ben bilirim yavrum. O susuzluklar, o ilaç kuyrukları. Ne çektik biz o hastanelerde? Allah verditmesin o oyumuzu. Araba kaldı altında. Allah! Ortuma bak Allah'ım. Türkiye dünden bu yana Antalya'daki felaketi konuşuyor, hortum felaketini. Az önce izlediniz. 2 can aldı felaket, bir de kayıp var. Endişeler bitmiş değil çünkü sadece hortum değildi korkutan. Marmaris'te 5,1 büyüklüğünde bir depremle sallandı dün. Akıllara ister istemez bir soru takıldı. Felaketler birbirini mi tetiklemişti? Dahası bu çok daha büyük bir felaketin habercisi olabilir miydi özellikle deprem açısından bakıldığında? Bu soruları bugün Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a sorduk. Merak ettik ve bakın nasıl cevaplar aldık. Devrildi arkadaşlar. Üstelik tek bir ağaçta değil. Gel Allah. Bu videoyu çekenler ise böylesine derinden etkileyen bir hortumdu. Keza bu serayı vuran da yalnızca birkaç dakika içinde insanların hayatlarını alt üst eden, yaşamlarına mal olan bu afet bir daha yaşanır mı dersiniz? Bu ilk ve tek olmayacak. Sayıları giderek artıyor. 60 tane yaklaşık ortalama Türkiye'de hortum oluyor. Bunun yılda değil mi bu? Yılda evet. Yarısı da Antalya Körfezi'nde oluyor. Antalya çevresinde oluyor. Hortum çıktı abi. Felaketin vurduğu yer Antalya'ydı. Bitti. Ama endişe bitmedi. Üstelik sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye acaba felaket geri döner mi, buraya da uğrar mı sorusunu sormaya başladı. Peki gerçekten endişe etmeli miyiz? Hortumlar Antalya'da tamamı oluyor diye bir kayda yok. Hem karada, hem kıyılarımızda, hem Marmara'da, her yerde olabilir. Nitekim oluyor, çok değişken. Aslında buzdağının görünen kısmı mıydı? Küresel iklim değişimiyle birlikte bu tür afetlerin sayısı giderek artacak ve artıyor da. İşin uzmanı olarak öngörünüz nedir? Yakın tarihte tekrar böyle bir felaketi yaşar mıyız? Tabii hortumlar genellikle havaların bozulduğu, fırtınalı hava koşullarıyla beraber olabiliyor. Genel olarak şunu söyleyeyim, hortumlar kasırgalardan daha tehlikeli. Hortum felaketinden yalnızca birkaç saat sonra Marmaris'te de deprem oldu. Endişe katlandı. Sebebi felaketlerin birbirini tetikleme ihtimaliydi. Akıllara beklenen büyük Marmara depremi geldi. 1999 depreminden sonra 30 yıl içerisinde %65 olasılıkla 7'den büyük bir deprem olacak denmişti. Şimdi bu sürenin 20 yılı gitti, 10 yıl kaldı. Giderek büyük deprem yaklaşıyor. 7'den büyük bir deprem eninde sonunda Marmara'da meydana gelecek.
Acil servisler acil olmayan hastalarla dolu. Bunu biz söylemiyoruz, doktorlar ve gidenler söylüyor. Son günlerin tartışma konusuydu acil servislerin tıka basa dolması. Neden böyle dendi, sistemde bir sıkıntı mı var diye sorduk biz de. Ama durum sandığımızdan biraz farklı. Grip, nezle gibi vakaların, dahası başı ağrıyanın bile gittiği bir yer acil servisler. Kendi çevrenizden de biliyorsunuzdur. Haliyle doktorlar da sistemde meseleye yetişemiyor. İşin kötüsü çok daha ciddi müdahaleler için doktorların zamanından çalıyor bu mesele. Özlem Aktay Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydi dün gece ve bakın nelere tanık oldu. Hangi şikayetle acil servise geldiniz? Grip, enfeksiyon. Acil servise gelmişsiniz. Neyiniz var? Boğazlarım çok kötü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeyiz. Saatimiz 23'ü gösteriyor. Acil servise geldik. Acil servisin önü tıklım tıklım. Peki hastalar acil servise hangi şikayetlerle geldi? Üşüttüm. Boğazım ağrıyor. Gündüz doktora gitmeyi istemediniz mi? Gündüz çalışıyordum. Üşütmüş, soğuk algınlığı. Acile geldiniz, soğuk algınlığı. Evet. Gündüz doktora gitti mi? Gündüz doktora gidecek zamanımız yok. Bu hastalarımız acil hasta grubunu oluşturmuyorlar. Burnu akan, boğazı ağrıyan, öksüren, gripim diyen herkes hastanelerin acil servisinde. Yani aciller durumu acil olmayan hastalarla dolu. Neyiniz var? Grip. Grip. Evet. Acil servistesiniz. Aynen öyle. Hangi şikayetle acile geldiniz? Hangi şikayetle? Ateş, öksürük. Kalp krizi, işte beyin kanaması, inme, felç durumları, trafik kazası gibi ciddi travma hasta grupları acil hasta grubumuzda yer alıyor. Ama şu anda üşüttük sıramızı bekliyoruz. 2 saattir bekliyorum. Acile gelmek doğru mu? Ben bilmiyorum ama başka çare olmadığı için doğal olarak buraya geldim. Aile hekiminize gittiniz mi? Aile hekime gidemedik. Dün gece yarısı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydik. Hastanenin acil servisi tıklım tıklımdı. Öyle ki hastalar doktoru görebilmek için saatlerce acil serviste bekledi. Şimdi de aile hekimliğine geldik. Aile hekimliğinde koridor boş, bir tek hasta bile yok. Acil serviste saatlerce beklemek yerine sıralarını alıp tüm tanı ve tedavi yöntemlerinden faydalanabilirler. Diyorlar ki acil hastalar geliyor, ilgilenemiyoruz yeterince. Ne, onlar da haklı yani. Babamı ambulansla getirdik, ben de rahatsızdım, dayanamadım. Daha kritik hastanın zamanından çalmak demek, gereksiz ilaç, gereksiz sarf demek, gereksiz zaman demek ki bunların çoğu acil değil. Çok acil mi durumunuz? Acil durum, çünkü ayağa kalkacak mecalim yoktu. Genç, sağlıklı, ek hastalığı olmayan hastalarımız bu tedavi hizmetini aile hekimlerinden talep etmesi lazım. Basit soğuk algınlığı için acil servisleri meşgul etmemek lazım. Bir de bir mesele daha var biliyorsunuz. Her giden, hastaneye her giden doktora mutlaka kendi reçetesiyle gidiyor. Yani ne diyor? Doktor bana serum bağla. Evet, durum bu. Yeşilçam'ın domates güzeli Ayşen Guruda ile devam edeceğiz. Bugün usta sanatçıya veda günüydü. Zincirli Kuyu Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı usta isim. Ailesi, dostları, sevenleri, herkes oradaydı. Kimdir, ne yapmıştır? 30 saniyeniz var. Anne! Bir dönem oynadığı karakterlerle gönüllere taht kurdu. Yeşilçam'ın efsanelerinden Ayşen Guruda'yı sevenleri bugün son yolculuğuna uğurladı. Pankreas kanseriyle mücadele eden 74 yaşındaki usta sanatçı 23 Ocak'ta hayata gözlerini yummuştu. Bediğim, bir şey yok ya Bediğim. Hayır Fikret'im. Ailesi, sevenleri, arkadaşları ve daha birçok kişi cenaze töreni için Zincirlikuyu Camii'ne akın etti. Hayır, can güvenliğim tehlikede. Düşmanlarım plan kuruyorlar. Düşmanlar mı? Evet. Benim annemdi, bir tanemdi. Çok zor bir süreç geçtik. Fazla konuşamayacağım. Türkiye'nin annesini uğurlayacağız. Gerçekten kelimelerin boğazdan çıkması biraz zor. Ne güzellik abicim. Bobby Ewing gibisin. Hadi be. Vallahi gözüm önüm aklım. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da Ayşen Guruda'nın cenazesine katılanlar arasındaydı. Böyle insanlar kolay yetişmiyor. Dolayısıyla ülkemiz için, sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenazede bir de sitem vardı. Başka yerde olsaydı vermiyorum, oraya gideceklerdi. Ha? Hem üzüldüm. Hani neredeydiniz? Namazın ardından Ayşen Guruda'nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hem Hatay hem de Şanlıurfa başrolünde kadınlar olan cinayetleri konuştu bugün. Öldürülenlerin her erkeğin de katili eşleriydi. Birinin cesedi parçalara ayrılmış halde toprağa gömülü olarak bulundu. Yakınlarının hakkında kayıp başvurusu yaptığı Mikail Zor'un hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı karısıydı. Neden cinayeti işlediniz? Katil zanlısı kadın sorgusunda kocasını öldürdükten sonra parçalara ayırıp gömdüğünü itiraf etti. Neden sorusuna cevap verirken de kan donduran detayları anlattı. Evde uyuşturucu kullanıp ablama şiddet uygulayan biri sanmış. Bunu da ablam bizden saklamış. Hataylı genç kadının en yakınlarından bile sakladığı şiddet işin içine cinsel istismarda girince ortaya çıkmıştı. Kendi üvey kızına annene söylersen diyormuş seni öldürürüm, anneni öldürürüm. Kız çığlık atıyor, o esnada çığlık atıyor, ablam tabii uyanıyor geliyor. Gözüyle görüyor. İddiaya göre cinayete varan süreç de o an başladı. Mikail Zor'un parçalanmış cesedi evinin yakınlarındaki bir bahçede gömülü halde bulundu. Aynı gün Şanlıurfa'dan da bir erkeğin cinayete kurban gittiği haberi geldi. 15 günlük evli genç bir kadın polisi arayıp evlerine giren hırsızın kocasını öldürdüğünü söyledi. Ama cinayetin arkasından kendisi çıktı. Genç kadın sorgusunda 2 hafta önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanıp cezaevine konuldu. Adana'dan acı bir haber var. 10 yaşında bir çocuk güreş antrenmanının sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Güreşe meraklıydı. Gidiyoruz zaten devamlı izliyoruz bu. Antrenman yaparken bir kalp rahatsızlığı geçiriyor. Kalp krizi geçiriyor. Çok sevdiği güreş sona oldu. 4. sınıf öğrencisi Musa antrenmanda fenalaştı. Hayatını kaybetti. Gelin hadi benden. Adanalı Musa Sayın daha 10 yaşındaydı. Derslerinde başarılı olduğu kadar güreşteki yeteneğiyle de göz dolduruyordu. Musa haftanın belli günlerinde yaptığı gibi o günde devam ettiği güreş kursunun antrenmanına katıldı. Mahallenin küçük çocuklarla arkadaşlarla gidiyor orada antrenman sırasında kalp krizi geçiriyor. Bir anda fenalaşan çocuk apar topar hastaneye götürüldü. Ama müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İyi şeyler yapacağım ve iş adamı olurum. Ben başarılırım falan gibi şeyler düşünüyorlar. Herkes sever zaten. 7 yaşındaki Hiran Nur'u hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz yaz parkta oyun oynarken cani bir komşu tarafından vurulmuştu. Aradan aylar geçti. Küçük kız o günden sonra bir daha adım atmadı. O parka ilk kez gitti ama oyun değil, keşif için. Bayram sabahı adamı deli etmeyin. Gidin aşağıda oynayın. Yer yok mu? Yok mu? Gidin aşağıda oynasanıza dedi. Sonra da çocuklara ateş etti. Böyle döndüm, çat diye büyük bir ses geldi. Sonra da arkadaşlarım korktu, kaçtık, ben asansöre bindim. Aradan aylar geçti ama o gün yaralanan Hiranur hala olayın şokunu atlatamadı. Ve o günden sonra hala Hiranur'un psikolojik tedavisi devam ediyor. Annem de parka yasakladı bana. Ben de gitmek istemiyordum zaten. Gelince şuradan adamı sanki görüyorum. Küçük Hiranur bugün bir kez daha o parktaydı. Ama oynamak için değil, keşif için. Arkadaşlarımın ikisi buradaydı, bir de kardeşim de yanımdaydı. Diğeri de önümdeydi. Sonra da şöyle baktım, siyah bir şey gördüm, bir de adamı gördüm. O kişi gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce çocukları tehdit etmiş, ateş edip Hiranur'u vurmuştu. Çok parka inmek istemiyorlar. Küçük kızın hayatta kalabilmesi büyük şanstı. Aileyi teselli edecek tek şey ise saldırganın yakalanıp gereken cezayı almasıydı. Zanlı yakalandı, sonra da tutuklandı. Dava süreci ise hala devam ediyor. Bu yargılanmanın bir insanı öldürmeye kastetmenin cezasını çekmesini istiyoruz. Amerika'dan bir hırsızlık girişiminin görüntüsü var sırada. Başrolde şaşkın hırsızlar var. Şaşkın hırsızlar otomatik para çekme makinesini çalmak isterken arabalarına hasar verdi. Amerika'da bir benzin istasyonuna gelen soyguncular önce kasaya yöneldi.
Biri paraları aldı, diğeri ise ucu araca bağlı olan halatı ATM makinesine geçirdi. Soyguncu araca koşup gaza yüklendi. Ama ATM cihazı yerinden bile kımıldamadı. Bir de üzerine aracın camı ve kapısı parçalandı. Soyguncu şaşkındı. Tekrar içeri koştu. Bu kez de ATM'yi kucaklamayı denedi. Başarılı olamayınca da arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaştı. Ankara'da da bir gaspçı gece yarısı bir çiğ köfte dükkanına girdi. Orayı seçme amacı işinin kolay olacağı düşüncesiydi. Çünkü içeride 60 yaşında bir kadın vardı ve yalnızdı ama kendisine direnemeyeceğini düşündüğü o kadın deyim yerinde çetin ceviz çıktı. Gaspçıyı dükkana girdiğini gireceğine pişman etti. Silah çekti, yaşlı kadını soymak istedi ama geldiğine geleceğine pişman oldu. Benim içimden böyle büyük bir şey çıktı, dev gibi oldum. Yakalasaydım inanın döverdim. Yaşlı kadın silahlı soyguncuya elindeki bıçakla karşılık verdi. Hırsız arkasına bile bakmadan kaçtı. Ben 60 yaşındayım. Ben 15 saat ayaktayım. Sen 23-24 yaşındasın. Git çalış. Ama bir başkasını gasp etme. 60 yaşındaki Güleser Orhan'ın çiğ köfte sattığı dükkanı gece geç saatlere kadar açık. İşte bunu fırsat bilen hırsız Güleser teyzeyi de dükkanda yalnız görünce işinin kolay olduğunu düşündü. Cebinde silahıyla dükkana daldı ama... Ben dedi bir dürüm alacağım ama postum var mı dedi. Var dedim. Ama tedirgin oldum. Elini cebine sokup sokup geri çıkartıyor. Dükkana girdiğinde gece saat 11'di. Tezgahın önüne geliyor, geri dışarıyı kontrol ediyor. Dedim birini mi bekliyorsun sen dedim. Hayırdır yumurtası gelmiş tavuk gibi ne dolaşıyorsun dedim. Niyeti belliydi. Yarım saat içinde iki kez denedi, başarısız oldu. Altılı bir grup geldi. Onların geldiğini bu yöne görünce bir dakika dedi, dışarı çıktı. Sonra bu bir daha geldi. Hırsız üçüncü kez geldiğinde 100 lirayı değil de bu kez kasadaki tüm paraları çıkarmasını istedi. Cebinden silahını çekti ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yüzüme tuttu silah. Paraları çıkart lan dedi. Ne diyorsun çocuğum dedim. Hırsız neye uğradığını şaşırdı. Bıçağı aldım eğildim. Vınladı ters döndü ben arkasından koştum. Güleser Orhan kovaladı o kaçtı. Ama her şeyi göze almıştım. Çünkü ben o gün 15 saat ayaktaydım. Benim kendi rızkımı nasıl vereyim? Onu beyzbol sopasıyla döverim. Akıllanması için. Bu ayıp sona eriyor. İcrayla çocuk görme uygulaması kalkıyor. Yeni düzenlemenin ayrıntıları birazdan ATV Ana Haber'de. Ve sırada görüntüsüyle öne çıkanlar var. Darbukayı çalmak yerine ayağını içine soktu ama bir daha çıkaramadı. O ailesinden, ailesi de itfaiyeden yardım istedi. 10 yaşındaki Rüstem, ayağında darbuka ile geldiği itfaiye merkezinden edindiği kötü tecrübeyle birlikte yürüyerek çıktı. Tamir ettikleri aracı tutan düzenek bir anda kaydı, araç dengesizleşti. Gençlerden biri aracın düşmesini önleyebilmek için tekerleğine asıldı. Ama bu çaba onu canından etti. Kaçmaya fırsat bulamadan dev aracın altında kalıp can verdi. Kızgın boğa seyircilerin arasına daldı. İçlerinden birini boynuzuna takıp arenaya çekti. Ölüm sadece bir adım ötedeydi. Çaresizce savrulan genç, çevredekilerin müdahalesi sayesinde hayatta kalabildi. Bu rodeocu da benzer bir tehlikenin ortasında kaldı. Zaten boğanın üzerindeyken de yeterince hırpalanmıştı. Saniyeler sonra yere düştü. Öfkeli boğa bu fırsatı kaçırmadı. Tek bir boynuz darbesiyle faciaya sebep olabilirdi. Onu da başkaları kurtardı. Arenaya giren görevliler ayakta bile duramayan rodeocuyu kenara sürükleyerek götürdü.
Annesi onu uyutup yatağa bırakmış, sessizce uyanmasını bekliyordu. Uyanınca aşağı inemeyeceği için illaki sesi kulağına çalınacaktı. Ama o annesinin planını uygulamadı. Kendi için çözümü yine kendi üretti. Ayakları yere sağlam basıncaya kadar çabaladı ve sonunda da hedefine ulaştı. Burada da benzer bir çaba var. İlerleme çabası. Ama bu kez oyuncu oyunun dışında kaldığının çok da farkında değil sanki. Yol almak için pedal çevirmek gerektiğini anlamıştı çoktan. Ama boşa kürek çektiğini fark etmeden ilerledi. Evde müzik yapmanın en sevimli halleri bunlar. Başroldekilerin tümü sevimli olunca eğlence de kendiliğinden çıkıyor ortaya. Ve elbette aralarından işini büyük bir ciddiyetle yapanlar da çıkıyor. İcra yoluyla çocuk görmek hem anne baba hem de çocuk için, daha çok da çocuk için büyük eziyet. Biz de bu mağduriyeti sık sık ekrana taşıdık ve ne mutlu ki haberlerimiz ses getirdi diyebiliriz artık. Mağdurların sesi duyuldu çünkü. Artık icra ordusuyla çocuk görme uygulamasında sona gelindi. Düzenleme hayata geçiyor. Bakın o düzenlemeyle artık çocuklar anne ve babayla nasıl görüşecek? Ne yapayım kızım? Çocuğumu görmek için dava açmak zorundayım. İcra davası açıyorum ya. Çocuğum mal değil ki. Çocuk haczedilemez ya. Artık kimse polis ya da icra ekipleriyle birlikte çocukların kapısına dayanamayacak. Çünkü yeni düzenleme ile birlikte çocuk teslim merkezleri oluşturulacak ve o merkezlerde çocuklar psikolog, pedagog gözetiminde anne ya da babasına teslim edilecek. Çocuk merkezleri çocukların daha rahat hissedebilecekleri okul, kreş gibi yerlere kurulacak. Kararı duyunca çok sevindik gerçekten de. Çünkü çocuklarımıza özgür bir şekilde kavuşacağız. İki sene benden uzaklaştırdı. İki sene göremedim İzmir'de. Hiç alamadım. Yeni düzenleme ile birlikte çocuğunu göstermeyene, saklayana ya da kaçırana ağır yaptırımlar geliyor. Öncelikli olarak çocuğunu kaçıran kişilere 6 ay hapis cezası verilecek. Eğer anne ya da baba hala çocuğunu kaçırmaya, göstermemeye devam ediyorsa işte o zaman velayet değişikliğine gidilecek. Adliye aracını 64 lira, yine 60 lira Adalet Teşkilat Vakfı'na ödediğim para. Çocuğumu görebilmek için 2000 liralık bir kredi çektim. Mevcut uygulamada çocuğunu mahkeme kararına rağmen göremeyenlere tek seçenek kalıyordu. O da icraya gidip 400 lira ödeyip ardından çocuğunu görmek. İşte yeni düzenleme ile birlikte artık evladını görmek isteyenlerin cebinden bir kuruş bile çıkmayacak. Çocuk teslimi aslında maliyetli bir yoldu. Artık bunun bütün masraflarını devlet karşılayacak. Çocuğumu her hafta görebileceğim bundan sonra. Yeni çağın iletişim aracı sosyal medya demek hiç yanlış olmaz mutlaka. Ama bunu gelir kapısı olarak kullananlar ve aralarında çok tehlikeli olanlar da var. Hiçbir uzmanlıkları olmamasına rağmen sağlıkla ilgili konularda ahkam kesip özellikle de anneleri yanlış yönlendiren kullanıcılardan bahsediyoruz. Peki bu kulaktan dolma bilgilerle çocuklar nasıl bir tehlikenin içine sürükleniyor dersiniz? Belki siz de önleri tavsiye alıyor olabilirsiniz. Aman dikkat, çünkü tablo gerçekten ürkütücü. Sosyal medya annelerini takip ediyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Niye ediyorsunuz? Fikir almak için. Mesela hasta olduğu zaman şunu yapın, bunu yapın, şunu içirin, iyi geldi. Ben de deniyorum bazen. Hiç görmediği, tanımadığı bir çocuk hakkında bu şekilde yorumlar yapılması ve tedaviler önerilmesi cinayetle eşdeğer diye görüyorum ben. Anneler dikkat. Çünkü risk bu kadar ciddi. Uzmanların cinayete teşebbüs olarak nitelediği konu sosyal medya üzerinden yapılan tedavi tavsiyeleri. Söz konusu tehlikenin içinde olanlarsa çocuklar. Sosyal medyadan para kazanmak isteyen anneler artık sadece kendi çocuklarının fotoğraflarını paylaşmakla yetinmiyor. Aynı zamanda diğer annelere de sağlık tavsiyesi veriyor. Ancak işi öyle abartanlar var ki sayfalarından ilaç, vitamin tavsiyeleri yapıyorlar. Hatta sayfalar neredeyse ilaç firmasının tanıtımlarına dönmüş durumda. Eşe diyor ben ilaç, işte şu kremi kullanıyorum olmuyor. Bezinden tut işte.
İşte ben bu ilacı verdim, acaba nasıl bağışıklık sistemini güçlendirebilirim? Bu tarz şeyler var yani. Merak ediyorum neler yaptıklarını. Ben de acaba doğru şeyler yapıyor muyum? Ya da bazen örnek aldıklarım da oluyor. Neler örnek alıyorsunuz mesela? Yani hani doğal beslenme özellikle, ona çok dikkat ediyorum. Sosyal medya anneler arasında şu sıralar soru cevap akımı var. Yani anneler soruyor, kendini uzman yerine koyan diğer anneler ise bu sağlık sorularını cevaplıyorlar. Peki ama bu tavsiyelere uyan anneleri nasıl riskler bekliyor? Yanımda uzman doktor var, hemen ona soracağım birkaç örnekle o soruları. Efendim şimdi anne sormuş, demiş ki oğlum 1,5 yaşında hangi besin tavsiyelerini kullanıyorsunuz? Bu soru, hemen cevabına geçiyorum. D vitamini damlası, balık yağı, bal, propolis karışımı veriyorum. Günde bir çay kaşığı. Örneğin D vitamini vücutta biriken bir vitamin. Fazlası kesinlikle zarar verecek. Çocuğumun öksürüğü hiçbir şekilde geçmiyor demiş anne. Diğer anne de ilacın adını vermiyorum ama bir ilaç önerisinde bulunmuş. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz demiş. Biz bile her türlü ilacı her çocuğa cesaret edip veremezken gerçekten cinayetle eşdeğer diye görüyor. Sosyal medyada anneler var. Evet. Tavsiyelerde bulunanlar. Siz dikkate alıyor musunuz? Tabii ki alıyoruz yani. Çocuklara vitamin demirine baktırmak için kan tahlilini kaç ayda bir yaptırmak gerekiyor? Kızım 20 aylık demiş. Uzman annenin cevabı da biz 6 ayda bir baktırıyoruz kan tahlillerine demir için. Bakılır mı? Yani ilaca karıştıkları gibi tahlillere de karışılıyor. Ve tıbbi olarak böyle bir öneri yok. 6 ayda bir o çocuğa tahlil yaptırmanın gereği de yok. Para kazanmak için başka çocukların hayatını tehlikeye atıyorlar. Lütfen dikkat. Çok önemli mesleklerden biri. Son yılların en gözde mesleklerinden biri eczacılık. Bu nedenle de fakültelerde kontenjan sayısı %70'e varan oranlarda arttı. Ama bu durum gelecek garantili olarak görülen bu mesleği gelecek kaygılı bir meslek haline dönüştürdü. Türk Eczacılar Birliği'ne göre yeni mezun eczacıların işsiz kalmamasının tek yolu kontenjanlara sınırlama getirilmesi. Yani daha fazla öğrenci kabul edilmemesi ya da tam tersine daha fazla bölüm açılmaması. Öncelikle olarak hani bu çok fazla açılan eczacılık fakültelerinin kapatılması lazım. 2000 yılına kadar 7 eczacılık fakültemiz varken bugün 47-48'ler civarına geldi. Talep çok. Neden eczacılık? Eczacılık garanti. İş bulamazsa? İş bulamazsa ona da bir yorum yok artık, ne diyeyim yani. Ama istihdam az. Çocuğunuzun eczacı olmasını ister miydiniz? İsterdim tabii, yani şu anda geçerli bir meslek. Bir istihdam sorunu ortaya çıkacak üniversite mezunları arasında. Bir başka sorunumuz da bu fakültelere alınan öğrencilerin kaliteleri arasında da bir fark var. Şüphesiz en popüler mesleklerden biri eczacılık. Başımız ağrısa, tansiyonumuz düşse hastaneden önce eczaneye koşarız. Ama talep çok fazla. Böyle olduğu için de işsiz eczacı sayısı arttı. İşte bunu önlemek için eczacılık fakültelerine düzenleme isteniyor. Nitelik daha önemli hale gelmeli. Bir düşünün, bir insan yetiştiriyorsunuz, eczacı oluyor ama eczacı hoca görmeden eczacı oluyor. YÖK tıp ve mühendislik fakülteleriyle ilgili çalışma başlattı. Bu konuda bir çağrı da Türk Eczacıları Birliği'nden geldi. İhtiyaçtan fazla eczacılık mezunu olduğunu söyleyen birlik, kontenjanların yeniden düzenlenmesini talep etti. 2012 yılında bir yasa çıkarıldı Türkiye'de. Dendi ki 3500 kişiye düşecek şekilde eczane açmayı sınırlıyoruz. Eczane de açamıyor arkadaşlarımız ve bu kadar mezun eczacı arkadaşımızın ne işle uğraşacağını kimse bilmiyor. Bir yılda 2005 civarında mezun veriyor. Şu an okuyanların büyük bir kısmı birkaç sene sonra hiçbir şekilde eczane açamayacak. Dolayısıyla mecburen akademiye yönlenmeleri gerekecek. Eczane açamayan mezunlar bu kez akademik kariyere yöneliyor. Ancak durum burada da farklı değil. Eczane açamıyorlar. Akademik anlamda kadrolar da biraz sıkıntılı. Dolayısıyla bir gelecek kaygısı yaşıyorlar açıkçası. Talebimiz öncelikle bu fakülte sayılarını bir azaltalım, bir durduralım. Kontenjanları mümkünse azaltalım. Fiziki şartları yerinde olmayan fakültelerin belki kapanması gerekiyor. Şimdi sadece eczacılık fakültesi için değil, birçok meslek için aslında belki de durum böyle denebilir. Mesela ben kendi alanım için söyleyeyim. İletişim fakültelerinde de durum buraya doğru gidiyor. Bu konuda da bir tedbir alınması lazım diye düşünüyorum kendi adıma en azından. Şimdi futbolla devam edeceğiz. Futbol dünyasında belki de önümüzdeki yıllar için çığır açacak bir gelişme yaşandı. İngiltere amatör ligi ekiplerinden biri takımın ligdeki kötü gidişatına dur demek için teknik direktörlük koltuğuna yapay zeka oturtmaya karar verdi. Ve bu karar elbette şimdiden büyük tartışmayı da beraberinde getirdi. Acaba yakında teknik direktörlük de bitiyor mu?
İngiltere Amatör Lig takımlarından Wingate Finchley bir ilke imza attı. En iyi takımın kurulmasını sağlayacak bir yapay zeka yazılımını teknik adam olarak işe aldı. Peki bir yazılım takımı nasıl yönetecek? Futbolcuların sağlık, mental durumu ve kondisyonlarını hesaplayıp istatistiksel olarak en iyi takımı kurmaya yardımcı olacak. Yani mantık futbol simülasyon oyunlarındaki gibi işleyecek. Planlama böyle ama çiçeği burnunda teknik direktör robot adam neyi yapabilir, neyi yapamaz? İşte şu an en çok tartışılan konu da bu. Otoriteler futbolun içinde insan ve motivasyon olmayınca başarının da olmayacağını savunuyor. Yani bir makine yalnızca taktik verebilir. Başarı duygusunu sağlayamaz, görüşü ağır basıyor. Mevcut teknik direktör Dave Norman yeni ortağından şimdilik memnun. Şu an ligde 20. sırada olan takımı için yapay zeka belki bir umut. Ama yapay zeka başarılı olursa önümüzdeki yıllarda pek çok meslek gibi teknik direktörlüğü de ele geçireceği benziyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Daha sonra kapanış için buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.